Türkiye'de Masonluk tarihi konusunda yapılan ciddi çalışmalar ve Masonik kaynaklar genellikle dört dönemden söz etmektedir. Meşrutiyet öncesi dönem, 1909 yılından Mason localarının Atatürk tarafından kapatıldığı 1935 yılına kadarki dönem, 1935 yılından 1948'e kadar Masonluğun uyku dönemi ve 1948'de locaların uyku döneminden çıkarak yeniden faaliyete geçmesinden günümüze kadar olan dönem. Bu dört dönemin birincisi, yani ikinci meşrutiyet öncesi dönem hakkında yeterli belge ve bilgi mevcut değildir. Bu tarihlerde kurulmuş olan locaların hemen hepsi yabancı obedyanslara bağlıdır. 18. yüzyılın hemen başında Avrupa'da adını duyuran Masonluk örgütünün Türkiye'de teşkilatlanması çok uzun sürmedi. Türkiye'de Masonluğun tarih sahnesine çıkışı Avrupa'dan 20 yıl sonra gerçekleşti. Türkiye'de ilk Mason lojası 1738'de İstanbul Galata semtinde kuruldu. 1789 yılındaki Fransız ihtilalinden sonra padişahın emriyle bu lojanın faaliyetlerine son verildi. Üstad Mason Kemalettin Apak'ın Türkiye'de Masonluk Tarihi adlı kitabında o dönem içerisinde İstanbul'un çeşitli semtlerinde, İzmir'de, Halep'te ve Selanik'te Mason lojalarının açıldığı anlatılmaktadır. Padişahın özel emriyle bu localara sadece yabancı uyruklu ya da gayrimüslim insanlar kabul edildi. Ne var ki bu kuralın 18. yüzyılın sonlarında delindiği ve artık Müslüman asıllı olanların da rahatlıkla localardaki toplantılara katılabildiği o tarihlerde yaşayan ünlü masonların isimlerinden anlaşılmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nda bilinen ilk Müslüman asıllı mason, Çelebi Mehmet Efendi'nin oğlu Sait Çelebi'dir. 1738'de başlayan Türkiye'deki masonik faaliyetler yaklaşık 100 yıl boyunca çok sessiz ve derinden devam etti. Bu esnada örgütün zararlarının farkına varan bazı yazarlar da tepkilerini göstermeye başlamışlardı. Türkiye Masonluğu'nun bu birinci döneminde Masonlukla ilgili gelişmelerin belirgin hal almasının Kırım Savaşı yıllarında başladığı kabul edilmektedir. 1853 yılında patlak veren Kırım Savaşı'nda Osmanlı topraklarının çeşitli bölgelerinde bulunan Fransızlar, İngilizler ve Sardunya Krallığı emrindeki İtalyanlar birçok loja açtılar. Yasaklanmış olmasına rağmen birçok Müslüman asıllı Osmanlı vatandaşı bu localardaki toplantılara düzenli olarak katılmışlardır. Osmanlı İmparatorluğu topraklarında Türkçe olarak faaliyet gösteren ilk locanın adı Orhaniye Locası'dır. Türkiye'deki Masonik yayınlar bu locayı ilk sözde milli Mason locası olarak kabul ederler. Sultan Abdülaziz'in tahta çıkmasıyla başlayan Avrupa ülkeleriyle iyi ilişkiler, Masonlar için de rahat faaliyet gösterebilme döneminin başlangıcı oldu. Bu dönemde Masonluğun Türkiye'deki tarihi açısından en kayda değer gelişme, Ser Locası'nın açılmasıdır. Ser Locası'nın üyeleri arasında Sultan 5. Murat, Şehzade Nureddin Efendi, Şehzade Selahaddin Efendi, Sadrazam Keçecizade Fuat Paşa, Sadrazam Tunuslu Hayrettin Paşa, Sadrazam İbrahim Hakkı Paşa, Berlin Büyükelçisi Sadullah Paşa, o dönemin ünlü gazetecisi ve edebiyatçı Şinasi Bey gibi birçok yazar, devlet adamı, gazeteci ve zengin Osmanlı tüccarları bu locanın aktif üyesiydiler. Artık Masonluk Osmanlı topraklarında adını ciddi şekilde duyurmaktaydı. O dönemde en etkili Mason devlet adamı ise Sadrazam Mustafa Reşit Paşa'ydı. Türkiye Masonlarının yayın organı Mimar Sinan dergisine göre Türkiye tarihinin en önemli başbakanı Mason Mustafa Reşit Paşa,
ilerleyen yıllarda Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünün öncüsü olacaktı.